Alanya Avokado Üreticileri Birliği 2019 yılı olağan mali genel kurulu toplantısı Alanya Ticaret Sanayi Odası toplantı salonunda birlik başkanı Hilmi Sevilgen'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Katılan bütün üreticilerine çok çok teşekkür ederim. Biz elimizden geldiğini tanıtıyoruz. Yardımcı olabilen var, olmaya çalışan var, bir gün olan var, bir gün olmayan var. Buradaki arkadaşlarım gelsinler, Allah razı olsun. Burada Akdeniz Aşçılar Birliği Federasyonu, Profesyonel Atlayan Aşçılar Birliği Federasyonu var. Bize en büyük destek veren arkadaşlardan kendileri. Aşağı yukarı 7-8 tane ayrı ayrı ilde avukatımızı tanıttılar. Kendilerine çok çok teşekkür ederiz. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan toplantıda ilk olarak konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya'da turizmin olduğu kadar tarımın da önemli olduğuna değindi. Avrupa Birliği'nin Maliye Genel Kurulu'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, turizm olduğu kadar tarımında Alanya'da ne kadar önemli olduğunu göreve geldiğimiz an itibariyle her zaman vurguladık. Sadece vurgulamakla yetinmedik, Yeni Hal projesinde bizzat imza atarak projeyi kendimiz yaptırdık ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza o dönemin teslim ettik. Şimdi biraz ağır gidiyor ödeneklerden dolayı bildiğim kadarıyla ama başlanan bir şey mutlaka tamamlanacaktır. Bunun yanında Alanya'mızın hep marka değerinden bahsettik. Alanya'mız daha üst markaları hak ediyor. Tamam, Alanya'mız marka bir şehir ama bunun marka değerini daha nasıl arttırabiliriz? Hep onun çalışmalarını yaptık. Turizmde şimdi başlasak turizm, inşaat ve tarımda çalışmalarımızı saatler alır. İnanın çok güzel çalışmalar yaptık. Şahin'in konuşmasının ardından divan kurulu oluşturuldu. Divan kurulu oluşturulmasından sonra konuşan Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, avokadoda 1650 ton yıllık üretim olduğunu söyleyerek Alanya'daki tropikal meyve yetiştiriciliğine vurgu yaptı. Marka ürünü olarak avokadoyu tescil ettik. Üretim boyutunda da çok ciddi bir şekilde yol aldık ve hızlı bir şekilde gidiyor. Şu anda 4100 dekar alanda 1650 ton yıllık üretimimiz söz konusu, bu kayıtlara geçen. Aynı şekilde muzda da, yani yıllık 80 bin tona yakın üretimimiz söz konusu. 14100 dekar alanda, bunun 6500 dekar ört altı, diğer geri kalanı açıktan muz olarak devam etmekte. Ve alanımız çok tropikal meyvelerin, hele hele dünyadaki tüm tropikal meyvelerin yetişebileceği bir toprak yapısı atmosfere sahip. Bu da bizim ürün çeşitliliğimiz noktasında, örneğin biz domates, salatalık, patlıcan, fasulye üretimimiz hem örtü altında hem de açıkta var ama artık tropikal meyve alanında da özellikle Gazipaşa, Alanya, bu hatta Anamur, artık Maravgat ve Antalya'nın diğer ilçelerinde örtü altında doğru bir eğilim söz konusu oldu. Bu da ülkemize çok ciddi katma değer sağlamakta. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe ise Hilmi Sevilgen görevi devraldıktan sonra özverili bir şekilde çalıştı dedi. Sayın Müdür'ün bahsettiği destekler 2019 yılında, şu anda 2020'de tarımsal destekleme için ÇKS dosyalarını yapıyoruz. Bahsettiği gibi bizim Alanya'mız için özdeşen en önemli şey desteklerde sübvansiyonlu krediler. 4100 dekar alanda avokado üretimi yapıldığını müdürüm belirtti. Bu da yaklaşık 1000'e yakın üreticiyle, sizlerle yapılıyor. Tabii ki inşallah bu sayılar önceki avokado üretici birliğini kurup bugünlere getiren iki tane çok kıymetli abim var. Ahmet abi, Mustafa abi. Onlara teşekkür ederiz. Hilmi Başkan'ın görevi devraldıktan sonra çok özverili bir şekilde çalışmalarını yaptığı, her zaman sahada kıymetli basınla bütün bildiklerini, bütün olması gerekenleri, hırsızlıklarla ilgili her konuda açıklama yapıyor, aydınlatma yapıyor. Bizler de Tarım İlçe Müdürlüğü'nde çok koordineli bir şekilde süreci yönetiyor. İnşallah bu sayının artarak hem birlik açısından, birliğe kayıt açısından hem de bu 1000'e yakın üreticinin daha da artarak, çünkü avokadonun yetiştiği plantasyon çok sınırlı. Örneğin komşu ilçemiz Manavgat'ta bile belli yerlerinde anca oluyor, diğer yerlerde sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Çünkü ilçemiz mikroklimaya sahip bir bölge. Bu hususta biz Alanya Ziraat Odası ailesi olarak her zaman birliğimizin, birlik başkanımızın yanında yardımcısıyız.
Daha sonra konuşan Alanya Hal Komisyoncuları Başkanı Ahmet Kaya, avokado tarımına yeterince destek verilmemesinden yakındı. Bana çok söz kalmadı ama bir eksiklik görüyorum. Şimdi bölgemizde güzel avlu bahçeler yetiştiriliyor. Bunların tanıtımı için Hilmi kardeşimiz gecesini gündüze, gündüzünü geceye katıyor. Bir gün İstanbul'da, bir gün Ankara'da, bir gün Gazi'de fuarda, bir gün Alanya Belediyesi'nde hem zamanından harcıyor hem cebinde. Buna yeterli desteğin aktarılmadığını birazcık biliyorum. Herkes ellerini cebine veya taşın altına koyarsa bölgemiz için çok iyi olacağı kanaatindeyim. Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu, avokadoyu Türkiye'nin her köşesine tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi. Bu toprakları sergisine veren çiftçilerimize biz de destek olmak için avokadoyu elimizden geldiğince Türkiye'nin her köşesinde tanıtmaya ve anlatmaya, insanlara öğretmeye çalışıyoruz. Biz de Alanya'da ekmek yediğimiz için Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği olarak bunu bir görev edindik, ilke edindik. Konuşmaların ardından 2019 gelir gider cetveli ve bilançolarının okunması ve ibrasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunarak yıllık aidatların 300 TL olması kararı alındı. Beckham cinsi avokadonun adının değiştirilmesi yönünde karar alınan toplantıda üreticiler avokado hırsızlarına hala bir çözüm getirilmemesinden yakındı. Ama sizin adına çalışma yaptığınızı biliyorum. Siz gerekli işlemleri yaptığınızı biliyorum. Keşke burada Sayın Kaymakamımız da olsa, karakol komutanımız da olsa derdimizi ona anlatsak daha güzel şekilde. Yani artık çiftçiler bahçesine girmekten tiksiniyor. Bu hale geldi. Keşke bütün üreticiler birliğe kayıt olsa, biz birçok şeyde eksik kalıyoruz. Bayağı bir şeyler yapmış gibi gözüküyoruz ama biz inanıyoruz ki çok daha eksiyiz. Yalnız bu şekilde bir yetkimiz yok Rasim abi ya.